Hoş geldiniz Vedat Bey. Nasılsınız? Sağ ol. İyiyim Ahmet. Sen nasılsın? Sağ olun efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çocukken babama yalvarırdım Arnavutköy'e götür beni diye. Köşede bir dondurmacı vardı, kaymaklısı meşhurdu. Ondan isterdim. Sonra da annemden gizli köfte ekmek yemeye giderdik. Belli belli. Özlemişsin sen. Özlemek ne demek? Burnumda tütüyor. Süreyya'nın evi. Annemin evi mi? Baba bilmiyordum. Buluşacak hiçbir yerimiz yoktu. Çatıdaydı odası. Şu en üst kattan aşağıya kadar sarkan yağmur iniş borusu vardı, sacdandı. O boru beni sevdiğime kavuştururdu. Nasıl yani? Bana tırmanırdım deme baba. Ona kavuşmak için defalarca tırmandım. Hem de en tepeye. Tabii o zamanlar bacaklar da yüreğim de sağlamdı. Sipahi oğulları gelinini kendi seçer oğlu. Arnavutköylü terzi kızı Süreyya'yı istemediler önce. Sonra mecbur bıraktım onları. Ama sahip çıkamadım. Koruyamadım annemin Nusret'in baskısından. Şimdi içinden babam beni vazgeçirmeye çalışıyor diyorsun. Vazgeçme oğlum. Ama benim gibi de olma. Sahip çık sevdana. Nusret, soy ismimiz için, toprağımız için kendi hayatından feragat etti. Ama onun malikanesinden, itibarından daha çok sevdiği bir şey var. O da sensin. Bana kıydı ama sana kıyamaz.